Edil! Abla! Edil, bir şey görüyor musun? Hayır abla, çok karanlık burası. Edil, sessiz ol. Gecikmeyeceğim. Ya tamam, bak şimdi kapatmam lazım. Trafikteyim. Kahretsin. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun kızım sen burada? Ha, görüyorsun işte, yolda kaldım. Neyse, sıkma canını, hallederiz. Dua et bana rastladın. Ya kesin benzini bitti, ne yapacağım? Meraklanma, hallederiz. Ya çekici falan mı çağırsak? Yok ya, ne gerek var? Şu ileriden benzin alırız. Aa çok güzel, tamam sen burada bekle, ben çantamı alıp hemen geliyorum, bekle. Tamam. Şanslısın. Tamam, geliyorum. Yok ya, arabanın benzini bitti. Allah'tan Alkan'a rastladım. Benzin almaya gidiyoruz şimdi. Tamam dedim ya, geç kalmam herhalde.
Getirsene şunu. Alkan! Alkan dikkat et! Alkan! İyi misin? İyiyim. Ambulans çağırın. Ambulans çağır, ne duruyorsun? Yok, bu kız beni öldürecek ya. Vallahi beni öldürecek ya da gidecek birini öldürtecek yani. Ya ne oluyor yine, hayırdır? Milyonluk transferiniz makaleli mi? Yok ya, Zeynep ev tutmuş. E ne alaka? Bilin bakalım ev arkadaşı kim? Kim? Yine kabus mu gördün yoksa? Yok başkomiserim, ne kabusu ya? İyi de bu eski ünlü futbolcu makale ne? Tamam canım, orasını biliyoruz ya. O kadar da salak yerine koymayın, farkındayım. Yani ev arkadaşı makalele değil. Şimdi bana bu telefonda makalele deyince ben de merak ettim. İnternetten yazdım makalele neymiş diye. Bayağı erkek işte, böyle 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 şeyler çıkıyor yani internette. Ha, sen Zeynep'in ev arkadaşının erkek olmasına bozuldun. Yani olacak şey mi başkomiserim ya? Ben öldürürüm vallahi. Yani oralarda normal mi öyle şeyler? Tamam ama buralarda anormal. Yani bu kadarı fazla. Ben ilk uçağa atlayıp gidiyorum Amerika'ya. Saçmalama. Yok ya, siz hiç merak etmeyin yani. Ben herifin ağzını yüzünü kırıp perşembe akşamı burada oluyorum. Herkes 45-25. 45-25 dinlemede. Sarıyer Orman Yolu'nda Burkaç ihbarı. Petrol istasyonuna gelmeden yaklaşık 3 kilometre önce. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Ne yapıyorsun? Ben buradayım. Bu gece ilk uçakla Amerika'ya uçuyorum yani. Tamam, o zaman döndüğümde istifa dilekçeni masamın üstünde görmek istiyorum. Ah be kızım, yaktın beni ya. Bu adam kesin zenci ya. Vallahi yandık. Hadi yürü, hadi. İstifa konusunda ciddi miydiniz? Sen New York konusunda ciddi miydin? Yani şimdi nişanlı kız. Elin Afrikalısıyla aynı evde kalmak falan olacak şey mi ya? Olmuş işte. Irkçı mısın sen? Bebe, değilim canım. Irkçılıkla falan alakası yok. Yani benim zaten asıl takıldığım mesele Afrikalıyla kalıyor olması değil yani. Afrikalının erkek olması. Sen Zeynep'e güveniyor musun? Ya canım, güveniyorum güvenmesine. Güveniyorum da şimdi ben erkeklere güvenmiyorum yani. Mesele o. Bu araç nereden çıktı? Çarpan aracın kaçtığını söylemişlerdi. Kaçmış başkomiserim. Ufak çaplı bir zincirleme kaza olmuş. Öndeki araç kıza çarpınca arkasındaki de duramayıp ona çarpmış. Sonra da polise haber vermişler. Nerede araç şimdi? Biri şurada, diğeri de ileride. İyi tamam. Çağırın gelsin oraya. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Durum ne? Maalesef kimliğini tespit edemedik. Çantası falan yok muymuş ya? Çarpmanın etkisiyle etrafa sarılmış olabilir ama aramalara rağmen henüz bir şey bulamadık. Boynundaki izler kazada olmadı herhalde. Hiç sanmıyorum başkomiserim.
komiserim. Son anda fark ettim arabayı. Frene bastım ama duramadım. Sonra ne olduğunu anlamak için diğer arabanın yanına gittim. Alkan Tekin, 27 yaşında, görgü tanığı. Vurup kaçmadı yani. Yok, adam çoktaydı. Kız daha ağır yaralıydı. Tam o sırada basıp gitti herif. Ya plakası? Plakası? Sonunu hatırlayamıyorum ama ortası BG'ydi. 34 BG bir şey. Markası? Markasını tam bilemiyorum ama sedan bir şeydi. Tamam, ya rengi? Rengi maviydi. Onu iyi hatırlıyorum. Bir de... Plakasını gördün mü? Hayır. Bir de kız son anda bir şey söylemek istedi. Ama anlayamadım. İyi düşün. Komiserim, şoktaydım. Hatırlamıyorum. Tamam, iyi peki. Gene ama aklınıza bir şey gelirse falan arayın bizi, tamam mı? Tamam. Tamam, götürün arkadaşı. Buyurun. Alkan arabaya çarpınca indi. Ben şoktaydım, kendime gelmeye çalışıyordum. Sonra ben de indim. Neval Karayel, 33 yaşında, görgü tanığı. Kızı o halde görünce ne olduğunu o zaman anladım. Sonra adam birden arabaya bindi ve gitti. Plakasını alabildiniz mi? Maalesef. Ya modeli? Modeli çok panik yapmıştım, hatırlamıyorum. Zaten bir anda bindi ve gitti. Ama bir dakika, araba griydi. Nasıl gri? Evet, griydi. Ya şimdi Alkan Bey maviydi dedi. Hayır, eminim mavi değildi, griydi. Kesin griydi. Tamam, siz buyurun o zaman arkadaşım. Ya nefret ediyorum bu görgü tanıklarından ben ya. Söylenmeden edemeyeceksin değil mi? Nasıl söylenmeyeyim ki yani? Biri maviydi diyor, öbürü griydi diyor. Hangisine inanacağız biz şimdi? Delillere Selim. Görgü tanıklarından birine bir şey söylemek istemiş son anda. Ama adam anlayamamış. Dağ başı, ortada başka araba yok. Bu nasıl geldi buraya? Ne bileyim, belki arabadaydılar. Sevgilisiyle kavga ettiler. O da inmek istedi. Boynunda büyük morluk var. Belki de kaçırıp buraya attılar. Olabilir. Hadi ya, daha da mı var? Maalesef. Tabii araba boyasıyla tekerlek izleri de var. Çarpıp kaçan araca mı ait? Evet. Her neyse, en azından arabayla ilgili bir şeyler bulabiliriz. Kolay gelsin. Sağ ol. Ölüm nedeni kazaya bağlı geçirdiği kafa travması.
Ama keşke her şey bununla kalsa. Bir şey mi buldun? Vücudundaki darp izleri birkaç günlük. Hatta bazıları kazadan 7-8 saat öncesine ait. Bayıltana kadar kızı defalarca boğmuş oldu. İşkence görmüş. Kesinlikle. En az 48 saattir hiçbir şey yememiş ve su içmemiş. Tecavüz? Herhangi bir bulgu yok. Tecavüze uğramamış. Ama boynunda DNA tespit ettim. Kim yaptıysa ona ait olabilir. Umarım öyledir. Belki de kız psikopattan kaçarken oldu. Büyük ihtimalle. Çünkü bunu yapan birinin kızı sağ bırakması mümkün değil. Jant kapağı ve modellerini inceledik. Çarpıp kaçan araç marka. Güzel. Ayrıca iki tanımıza doğru söylüyormuş. Nasıl ya? Aracın rengi fırtına grisiymiş ya da mavisi. Her iki renk olarak da algılamak mümkün. Aa, şimdi anladım. Ece Hanım kızın saçlarında yapışkan bir sıvı bulmuş. Henüz incelemesi tamamlanmadı. Ya kimliği? Parmak izinde bir eşleşme yakalayamadık. Yalnız elbisenin sırt ve kol kesimlerinde kimyasal bir madde tespit ettik. Ne maddesi? Sonuç çıkınca haber veririm. Ayrıca elbise çok yıpranmış. Muhtemelen bir yerlere takılmış ve yırtılmış. Üzerinde toprak kalıntıları vardı. Ayrıca bacağındaki çiziklere bakılırsa dikenli bir tele takılmış oldu. Elinde de başkasına ait olabileceğini düşündüğüm bir kan izi tespit ettim. Örnek alıp kriminele gönderdim. Adli tıptan gelen örneklerin DNA sonuçları yarın çıkar. Yani neredeyse elimizde hiçbir şey yok. Tamam. Gözün karanlığa tam uyumu için yaklaşık yarım saatte ihtiyacı vardır. Birkaç saniye süren parlak ışık ise bu uyumu sıfırlar. Eğer gece iş yapmak zorundaysanız karanlık bir odada uyuyun. Gündüzleri koyu gri camlı güneş gözlüğünüzü eksik etmeyin. Araç kullanıyorsanız tünele yaklaşırken tek gözünüzü yumun ya da elinizle kapatın. Ortama daha çabuk uyum sağlarsınız. Bu arada az ışıkta görmemizi sağlayan çomak hücreleri gözün yan taraflarında daha yoğun biçimde bulunur. Görmek istediğiniz cismin 20 derece kadar yanlarına, üst ya da altına odaklanırsanız onu daha iyi seçersiniz. Göz ucuyla görme şeklinde tanımlayabileceğiniz periferik görmeyi çalışarak geliştirebilirsiniz ama geceleri bir kedi kadar iyi görmeyi unutun. Çünkü onların gözünde hiçbirimizde bulunmayan tapetum lucidum adlı bir tabaka daha var. Günaydın. Günaydın. Yine mi makaleli? Ne yapayım başkomiserim ya? Yani gideyim dedim, izin vermediniz. Bak, benden sana bir abi tavsiyesi. Sakın Zeynep'e bu konuyu açma, sakın. Nasıl açmayayım ya? İçim yiyor yani burada. Ya bırak yesin. Arada binlerce kilometre var. Tartışma boş yere kızla. Boş yere mi? Boş yere olur mu ya? Yani kimin nesi kimin fesi belli olmayan Afrikalı'nın biriyle aynı çatı altında uyuyor. Ya çiçek gibi kız yani. Güvenilir mi adama? Neyin nesi belli değil. Gülün ya, gülün gülün. Yani ben olsam ben de gülerdim. Yani. Hah, hızır gibi yetiştin bağır. Söyle. Aşk olsun başkomiserim ya. Günaydın. Günaydın. Var mı işe yarar bir şeyler?
Evet. Maktule çarpıp kaçan aracının modelini 3'e indirdik. Ve maktulün elindeki kan kız kardeşine ait. Emin misin? Evet, %100. Belki de söylemeye çalıştığı şey budur. Olay yerine söyle, bölgeyi didik didik etsinler. Tamam. Kayıp büroya da haber vereyim. İlk kız kardeş olunca belki daha çabuk bulurlar. Gene bir sapıkla karşı karşıyayız acaba? Sıkılmaya başladım ben bunlardan ya. Ve yani gitgide çoğalıyorlar. Belki de beklediğimiz gibi bir şey değildir. Ufak bir ihtimal ama acaba şey olabilir mi? Ne? Ne olabilir mi Selim? Ne bileyim ya, artık söylemeye de korkuyorum yani. Doğruya giden yol yanlışlardan geçer. Yok başkomiserim ya. Yani bazen böyle oturup salak salak teoriler üretiyorum. Hiçbir şey yerde yok. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Öyle. Yanılıyorsun. Bence çok işe yarıyor. Benim en çok sevdiğim şey seninle oturup konular hakkında böyle teoriler üretmek. Bayağı bir katkısı oluyor. Hadi ya. Evet. Efendim Yusuf. Evet. Bir dakika. Selim. Ha, Selim. R ile. Evet. İki kardeş. Ne zamandır kayıp? Tamam. Ha, bir zahmet dosyaları gönderir misin bana? Tamam. Doğru mu tahmin etmişiz? Evet, iki kız kardeş. 3 gündür kayıp. Selim, İdil, Tan. Kayıp başvurularını babaları yapmış. Tamam, teşhis meselesini ben hallederim. Sen olay yerine atmış bir bak bakalım. Hadi ya. Yani genelde kötü haber vermek için beni yollardınız. Tamam işte, fikrimi değiştirmeden fırla hemen. Hadi. İyi. Başınız sağ olsun. Çıktığını bulmuşsunuz. Kesin değil ama izlerinin ona ait olduğunu düşünüyoruz. Nereye gidiyor? Ormana. Fakat arazi çok büyük. Tamam. Köpekler işinize yarar mı? Niçin? Kızım bir de kardeşi varmış. Oralarda bir yerlerde olabilir. Kardeşi mi? Kimliğini tespit ettiniz yani? Orhan Başkomiser ailesiyle görüşüyor şimdi. Aynı anda kaybolmuşlar. Belki hala hayattadır. Kaçırılmışlar mı? Ya oğlum sen en son neyden haber aldın? Onu söyle de oradan başlayayım ben. Böyle sorgular gibi ayıp oluyor ama. Kusura bakmayın komiserim ama emniyetlik gelişmelerden haberim yok. Tamam tamam, boş ver şimdi. Bu köpekler senin işine yarar mı, yaramaz mı onu söyle. Köpekleri ben hallederim de kaybolan kızın bir eşyası olsa iyi olur. Başkomiserim. Tamam Selim. Kusura bakmayın. Gerçekten sizin için çok zor olduğunu biliyorum ama bize yardımcı olmanız gerekiyor. En azından diğer kızınızı bulabiliriz. Ona da mı kaydılar yoksa? Hala kayıp bulmaya çalışıyoruz. Komiser bey doğru söylüyor. En azından İdil için. Kızlarınızı en son ne zaman gördünüz? Bir hafta oldu. Kayıp başvurusunu 3 gün önce yapmışsınız. Akdeniz'de mavi turdaydık. Gitmeyelim demiştim. Kızlar sürpriz yapmışlar, bilet almışlar. Bilsem gider miyim? Her gün arıyorduk. Hatta İdil yeter artık baba. Biz büyüdük. Diye de kızdı bana. En son ne zaman konuştunuz? 4 gün önce. Selim caddede bir barda olduğunu, geç olmadan eve geleceklerini söyledi. Merak etmeyin demişti yavrum. Sonra gece tekrar aradık, cevap vermedi. Telaş ettik tabii. Sabah da telefonları açmayınca atlayıp geldik hemen. Evde de yoklardı. Hiç böyle yapmazdı benim çocuklarım. Haber vermeden bir yere ayrılmazlar. Çaresiz polise koştuk hemen. 3 gündür bir haber alırız diye de uyumadık ama... Gittikleri barı biliyor musunuz? Yok, hayır.
Peki yani gitmeden önce tuhaf bir şey oldu mu? Nasıl yani? Ne bileyim, eve gelen cevapsız bir telefon ya da şüphelendiğiniz biri. Yok, olmadı. Peki sizden bir şey isteyeceğim. Kızınızı bulmak için birkaç eşyaya ihtiyacımız var. Nasıl bir eşya? Yani ne bileyim, tişört, gömlek ya da kişisel bir eşya. Ve kontrol gösterisi olarak özellikle aile içi şiddet ve cinsel saldırılarda uygulanan elle boğaz sıkma çok tehlikelidir. Kurbanın ilk algıladığı büyük bir acıdır. Bunu bilinç kaybı ve beyin ölümü izler. Her iki şah damarının sadece 5 kilogramlık bir basınca 10 saniye maruz kalması bile bilinç kaybına yeter. Bu arada istem dışı, idrar ve dışkı yapılabilir. Basınç hemen kaldırılırsa mağdur 10 saniye içinde kendine gelir. 50 saniyelik sürekli oksijen kısıtlamasında ise genellikle geri dönüş olmaz. Bir silahın tetiğini çekmek için 3,5 kilogramlık güce ihtiyaç olduğu göz önüne alınırsa boğazı sıkılan bir insanın ne kadar kolay ölebileceği ortaya çıkar. Bu nedenle kurban kurtulmuş olsa bile her failin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekir. Ayrıca mağdurun hemen değil ama saatler, hatta günler sonra dahi bu eylem yüzünden ölebileceği unutulmamalıdır. Şu elbisede bulunan madde bakım solüsyonu değil mi? Evet, metaller için. Koltuk altlarında bulunmuş değil mi? Yine bakım yapılmış bir sandalyeye oturmuş olabilir. Peki bu madde barlarda kullanılıyor olabilir mi? Olabilir. Süpersin ya, helal olsun. Ya bak, böyle şeyler bul bana. Dile benden ne dilersen. Mesela küçük bir teşekkür olabilir. Sağ ol. Demeyeceğim. Çünkü bu senin işin. Hadi eyvallah. Başkomiserim. Hı. Hani kızların gittiği şu bar vardı ya. Caddedeymiş. Evet, onu buldum. Ne çabuk. Bar sayesinde. Vay Selim, şaşırtıyorsun beni. Yok ya, yani gıcıklık gıcıklık nereye kadar? Bir şans vereyim dedim kıza. Aferin, iyi yapmışsın. Bahar kızın elbisesinin üzerinde metal bakım solüsyonu bulmuş. Ben de bu hafta tadilat yapan barları araştırdım ve şansım yaver gitti. Sen istesen neleri halledersin de. Neyse, hadi gidip bakalım şu bara. Daha açmadık. Bir yanlışımız mı oldu komiserim? Hayırdır? Harun Akın, 22 yaşında, barmen. Bak bakalım, bu kızları tanıyor musun? Aa, bunlar onlar. Bir şey mi oldu yoksa? Sana ne birader, bir şey mi oldu? O mu oldu, bu mu oldu? Ne çok soru soruyorsun sen ya? Ya pardon komiserim. Öyle fotoğraf falan gösterince korktum, bir şey oldu falan sandım. Oldu. Biri öldü, öbürü kayıp. Tamam mı? Şimdi hafızanı toparla ve cevap ver. Gece yanlarında kimse var mıydı? Sonra birlikte mi çıktılar? Çok şeker kızlardı. Bir iki bira içip dans ettiler. Burada barda oturdular. Oradan hatırlıyorum. Ne zaman çıktıklarını hatırlıyor musun? Ya inanın komiserim, hiç hatırlamıyorum. Bayağı kalabalıktı burası. Geç saate kadar durdular. Yalnız olduklarından eminsin ama. Yalnızlardı. En azından benim gördüğüm zamanlarda. Köpekler çeşitli kokuları tanıyabilecek şekilde eğitilebilir. Bunun sonucunda arama kurtarmada, kaçakların izlenmesinde, patlayıcı, uyuşturucu, hatta karınca ve küflerin bulunmasında, meme, mesane ve akciğer kanserlerini saptamada kullanırlar. Berlin Üniversitesi veterinerlerinden Carola Fischer Tenhagena ve arkadaşlarının hedefi süt sığırı yetiştiricilerine yardımcı olmak. Bekçi köpeklerini kısa sürede sağmal ineğin vajinal sıvı, idrar ve sütünü koklayarak kızgınlık döneminde olup olmadığını anlayacak biçimde eğitiyorlar. Başarı oranları şimdilik %80.
ya şöyle gidip gidip kafamızı duvara vurup geri dönmüyor muyuz? İfrit oluyorum ya. Çok bir umudum yoktu zaten. Zeynep mi? Ya ben hakikaten şimdi ilk uçağa atlayıp gidiyorum ya ben bu Amerika'ya. Ne oldu yine? Of Zeynep, deli edeceğim beni ya. Aynen okuyorum size mesajı. Ben ev arkadaşımla çıktım, Hard Rock Cafe'ye gidiyorum. Merak etme, ulaşamazsan geç döneceğim. Sen döneceksin dönmesine de işte o arkadaşın gidişi olacak, dönüşü olmayacak. Tamam, sakin ol. Ya siz nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsunuz ya? Bilmem, çocukken de öyleymişim. Başkomiserim, Selim Tan'a çarpan aracı ve sahibini buldum. Kimmiş? Önder Karaman. Önemli biri herhalde. Ulaşmamız bayağı bir zor oldu. Ne iş yapıyormuş? İmaj danışmanıymış, asistanı dedi. Ulan bir de böyle kıldan yünden meslekleri uyurup paraları kırmıyorlar mı? Ona deli oluyorum ben. Merkeze mi? Sorgu odasını aldık başkomiserim. Kayıtlara geçsin. Ben hiç ağzımı açmadım. Daha elimi kaldırmadım, kafasına da vurmadım. Bu kendiliğinden ağlamaya başladı. Lan bir sus ama artık sen de ha. Çakacağım ağzına karı gibi, ağlama oğlum. Yemin ederim bir suçum yok. Birden atladı önüme. Fren yaptım ama duramadım. Önder Karaman, 34 yaşında. Kaçan arabanın şoförü. Ulan öyle rallide gibi sürersen olacağı bu. Ödük. Vallahi hızlı gitmiyordum. Viraj vardı önümde, göremedim. Zaten böyle. Bir taneniz de suçlu olsun lan. Desin şuraya adam gibi gelsin. Yaptım ettim desin. Nereye kaçtın o zaman masum sen? Korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Ya işte bilemedim değil mi? Öyle korku neler yaptırıyor insana. Yani bak böyle kaza sonra cinayet oluveriyor sen korkunca. Ağlama lan kız gibi karşımda, zaten başlangıcım sana. Korktum, çok korktum. İyi alt ettin gerizekalı. Öyle kıza çarptığında öküz gibi bakmasaydın, alıp bir hastaneye götürseydin belki de şimdi yaşıyor olacaktı. Değdi mi? Şimdi gireceksin hapishaneye, çürüyeceksin hayatının sonuna kadar. Alın götürün bunu buradan ya. Vallahi alın götürün bunu buradan. Ya geçenlerde senin arabayı gördüm. Önüne ne oldu? Benim emniyete gitmem gerek. Aklına bir şey gelirse haber ver demiştiniz ya. Evet. Hatırladım. Kızın ölmeden önce en son ne dediğini hatırladım. Hani tam duyamamıştım. Komiserim, bende Behçet hastalığı var. Hastalık nüksettiği zaman sinir sistemini etkiliyor. Anladım. Geçmiş olsun. Zordur herhalde. Zor. Tamam. Ne dedin? Tarık. Tarık mı? Komiserim, çarpıp kaçan aracı bulabildiniz mi? Bulduk. Dünyada ilk kez Profesör Doktor Hulusi Behçet tarafından tanımlanan ve tıp literatürüne onun adıyla geçen Behçet hastalığı Türkiye'de her 250 kişiden birinde görülüyor. Hastalar genellikle erkek ve 20 ila 40 yaş arasında. Erken müdahale edilmezse hastalar körlük riskiyle karşı karşıya. Behçet hastalığının sebebi hala bilinmiyor ama hastaların DNA dizinlerindeki farklılıklar yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor ve bu bulgular gerek risk taşıyanları belirlemek gerekse hastaları tedavi açısından bir umut oluyor. Ece otopsiste saçlarındaki sıvıdan bahsetmedi. İncelenmesi için bize yollamıştı. Böcek ya da sinek yumurtası mıymış? Evet başkomiserim, bir entomoloji uzmanı görürse faydası olacağını düşünüyorum. Belki canlının yaşam alanını bulabilirsek arama alanını da daraltabiliriz. Haklısın. Ama elimizi çabuk tutmalıyız. Her geçen dakika aleyhimize. Aferin Bahar. Çabuk alıştın bizim birime. Teşekkür ederim başkomiserim. Selim de nasıl gidiyor? Onu da alıştım sayılır. Ya aslında bu kadar gergin değildir ama şu Zeynep Amerika'ya gittikten sonra bayağı sinirleri bozuldu. Aralarında bir sorun mu yaşandı? Sana kimse söylemedi mi? Niye? Zeynep ile Selim nişanlılar. Ha, bilmiyordum. Ha. Yine kimi sinirlendi bakalım? Of. Ya ben de kendimi geveze zannederdim ha.
Ya şu alkım denen adam resmen yürüyen çene. Bak senin erkek modelin. Tam siz çok iyi anlaşırsınız onunla. Görgü tanığından bahsediyorsun. Başka alkan mı var canım? Merkeze gelmiş. Neden? Kızın ölürken ona ne söylediğini hatırlamış. Kesin kız kardeşinin ismini söylemiştir. Doğru bildin. Eğer kardeşinin adı Tarık'sa. Onlara bunu yapan adam olabilir. İşte bu kötü haber. Niye? Niye kötü olsun canım? Kız kardeşi sağ olsaydı önce onun ismini söylerdi. Yo, yani adamın adını söylemek daha mantıklı değil mi? Sonuçta ona ulaşırsak kıza da ulaşırız. Belki adamı tanıyordur. Ya haber verilmesini istediği kişisi? Hepsi olabilir ama yine de iyi bir ipucu. Ailesiyle konuşalım. Önce arkadaş çevresinden başlayalım araştırmaya. Tarık, inanın hiç hatırlamıyorum. O mu yapmış yoksa? Tanıyor musunuz? Bir çocuk vardı. Serim'in liseden arkadaşı. Okul bittikten sonra bile yıllarca koşmuştu peşinden. O yapmış değil mi? Soyadını, adresini, kendisine ulaşabileceğimiz herhangi bir şey biliyor musunuz? Bilmem mi? Tarık Eren. Hani o ünlü oyuncu İlhan Eren var ya, onun oğlu. Başkomiserim, bir bakar mısınız? Kızım yoksa kızı mı buldunuz? Sakin olun, biraz bekleyin lütfen. Komiserim, ne olur bulun kızını. Elimizden geleni yapıyoruz, merak etmeyin. Ormanda şüpheli bir eve rastlamış bizimkiler. Ben de girmeleri için bizi beklemeleri söyledim. İyi yapmışsın. Çok dikkatli olsunlar. Eğer kız yaşıyorsa paniğe kapılıp öldürebilir. Uzaktan izlesinler evi. Gelen giden oldu mu? Hayır başkomiserim. Terk edilmiş gibi. Ama köpekler bayağı bir avladı. Tamam. Siz ikiniz arkadan dolaşın. Hadi bakalım başlıyoruz. Temiz. Kimse yok. Efendim. Tamam, hemen adresi mesaj at. Ne adres? Tarık, Serim'in liseden arkadaşıymış. İlhan Eren var ya, oyuncu. Onun oğluymuş. Onun adresi mi? Beraber yaşıyorlarmış. Şimdi al başına belayı. Kim bilir ne çekiyorlar içeride. Hemen vurdun damgayı. Ya baksanıza ya, belli değil mi? İçeride parti parti bunlar kesin. Duymuyorlar. Bir saniye izin verirseniz, çok affedersiniz. İyi akşamlar. İlhan Eren'in evi değil mi? Evet. Siz kimsiniz? Polis. Tarık Eren sen misin? Evet. Ne olmuş? Tarık Eren, 28 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Biraz konuşabilir miyiz? Müsait değilim. Lan bana bak, benim tepemin tasını attırma çocuğum. Burası özel mülk, anladın mı? Öyle canın istediği gibi giremezsin. Bak sadece birkaç şey soracağız, tamam mı? Serim Tan hakkında. Serim mi? Evet. Buyurun.
Otursanıza. Siz de içer misiniz derdim ama siz şimdi buna da alınırsınız. Allah ya, boşuna uğraşıyoruz. Alalım gidelim bunu. Ayıp ediyorsunuz ama. Adam gibi aldım sizi içeri. Ne olmuş Selim'e? Sanki bilmiyor. Hay aksi babam. Göle balığa gitmişlerdi, geç gelirler sanıyordum. Abi, ben sana ne demedim mi oğlum bu eve arkadaş girmeyecek diye? Hemen köpürme ya, polis onlar. Ne polisi? Neler oluyor? İlhan Eren, 55 yaşında, aktör. Başkomiser Orhan. Komiser Selim. Avukat Mümin Yapar. Sorun nedir komiserim? Oğlunuzun bir arkadaşı öldü. Selim ölmüş mü? Şaka mı bu? Kes sesini! Maalesef, üstelik kız kardeşi de kayıp. Ölmeden önce de Tarık'ın ismini söylemiş. Biz de nedenini öğrenmeye geldik. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Tek kelime daha etme Tarık. Kendini savunmak ya da cevap vermek zorunda değilsin. Avukat bey, sizin kulaklar biraz arızalı galiba, ha? Benim kulaklarım gayet sağlam duyuyor komiser bey. Ama Tarık bey'i sorgulamak için elinizde net bir delil göremedim. Adı Tarık olan tek kişi o değil ki. Sorgu değil avukat bey, sadece birkaç soru. Serum'un çevresindeki herkese sorduğumuz cinsten sorular. Yine de bunun hukuki yolları var. Bunu biliyor olmalısınız. Ha, illa sorgu odasını göreceğiz diyorsunuz yani. Bunun için geçerli bir sebebiniz varsa yardım etmek için geleceğimizden şüpheniz olmasın. Öyleyse sorgu odasında görüşürüz avukat bey. Hoşçakalın. Ulan bu avukat milleti var ya, kessen kan akmaz ha. Vallahi şeytan diyor, dön geri. Ağız yüz kır yani. Tamam, sakinleş biraz. Nasıl sakinleşeyim başkomiserim ya? Görmediniz mi adamı? Bir afralar tafralar. Adam işini yapıyor. Yapmayın başkomiserim ya. Bu adamı buradan bu gece kaçıracaklar. Sonra dediydin dersiniz. İki dakikada yazdın senaryoya. Yapmayın ama siz de biliyorsunuz ya. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Tamam, ekiplere söyle evi gözetlesinler. Efendim Bahar. Tamam, geliyoruz. Nedir, işe yarar bir şey olur? Hadi yolda anlatırım. Üniversiteden gelen uzman raporları. Gönderdiğimiz örnekleri incelemişler, ilginç olduğunu düşünüyorlar. Nasıl ilginç? Kulex pipiens larvaları çok ciddi nem içeren karanlık, sulak alanlarda bulunurlarmış. Bataklık gibi mi? Göl, nehir, dere yatağı da olabilir. Hay aksi babam. Göle balığa gitmişlerdi, geç gelirler sanıyordum. Peki bu sinekler balık tutulan yerlerde de yaşayabiliyor mu? Evet efendim. Anlamıştım ben bu heriflerde bir şey olduğunu. Demek çocuğu onun için konuşturmadılar. Kesin hepsinin parmağı var bu işte. Yine de bu rapor onları sorguya almak için yetmez. Başka bir şey var mı? Selim'in boynundan alınan DNA sonucu da çıktı. Bir erkeğe ait. İlginç olan genom analizi yaptırdık. Ayrıca HLA tiplemesi de yapıldı. Adam Behçet hastası olabilir. Hadi ya. Senin bende Behçet hastalığı var. Hastalık nüksettiği zaman sinir sistemini etkiler. Alkan Behçet hastasıyım demiştim. Kesin DNA ona ait. Kıza yardım ederken kalmış olabilir. Hemen bir karşılaştırma yapalım. Sinekler ve böcekler ölümden sonra geçen zamanı hesaplamaya, bir şüphelinin olay yeriyle ilişkisini belirlemeye, cesedin bir yerden diğerine taşındığını kanıtlamaya yarar. 1989'da uzun zamandır kayıp kadını bulabilmek amacıyla bir çiftliği basan İtalyan polisi kadını bulamadı ama bodrum katındaki sinek larvalarında kadının DNA'sına rastlayınca burada öldürüldüğünü kanıtladı. Sinekler ve böcekler ölenin kanındaki uyuşturucuyu saptamaya, hatta yaşlı bir çocukların ne kadar süredir ihmal edildiğine varıncaya dek pek çok konuyu aydınlatmakta kullanılır. Eğer evinizdeki hamam böceklerinin üstteki komşudan geldiğini iddia ediyorsanız yine bir entomolog size yardımcı olabilir. Tarık'ı değil ama İlhan'ı sorguya aldıracak bir şey buldum. Heh. Bakın. Ya uğraştırmasana Selim beni. Hani şu kıza çarpıp kaçan adam vardı ya, Önder Karaman. Ha. İşte onun hesabına bu hafta 500 bin lira yatmış. İlhan Eren'le ne ilgisi var bunun? Parayı yatıran o.
Adam imaj danışmanı. Yani mutlaka İlhan'la çalışmışlardır. Aman ya, yani öyle şunu giy, bunu çıkar, tak takıştırla 500 bin kazanılıyorsa... Oh ne ala, ben bırakıyorum komiserliği, imaj danışmanlığına başlıyorum. Şu an başladım. Haklısın. Bu rakam biraz fazla. Evet, bakalım sorgu iznini görünce avukatın suratının alacağı imajı çok merak ediyorum ben. Beni buraya bunun için mi getirdiniz? Herhalde tesadüf olduğunu iddia etmeyeceksiniz değil mi? İlhan benim müşterim. Ödemesi vardı, yaptı. Ne var bunda anlamadım. Ha, Serim'i öldürmenin hiç alakası yok diyorsun. Öyle mi? Tabii ki yok. Birikmiş biraz alacağı vardı. Hepsi bu. Hem siz ne hakla benim banka hesaplarımı inceliyorsunuz? Bu yaptıklarınız tamamen kanunlara aykırı. Gerçekten merak ediyorum. Eğer suçlu değilseniz neden sürekli savunma halindesiniz? Değilim dedim ya. Sadece basit bir tesadüf. Tabii canım. Yani Tarık'ın lise arkadaşı Serim'le İdil aynı anda ortadan kayboluyor. Sonra psikopatın biri çıkıyor, onlara işkence falan yapıyor. Sonra tam Serim adamın elinden kurtulmuşken Önder Bey geliyor, kıza çarpıp gazlıyor. Serim ölürken son nefesinde Tarık'ın adını veriyor. Aa, bir bakıyoruz birader, sonra binlikler havada uçuşmaya başlıyor falan filan ama işte... Bunların hepsi tesadüf yani. Hesapta öyle mi? İlhan Bey, bana hiç inandırıcı gelmedi. Benim o kızlarla hiçbir ilgim yok. Belki de her şeyi oğlunuz yaptı. Ama Serim kaçınca onu kurtarmaya çalıştınız. Önder'e de yardım etmesi için para verdiniz. Asla. Benim oğlum o kızlara hiçbir şey yapmadı. Eğer yapmış olsa ben kendim getirip teslim ederim, tamam mı? Nedense evdeyken hiç öyle gelmedi bana. Oğlum bana bak. Hemen şimdi adam gibi ötmeye başlamazsan... Yazarım dosyanı, gönderirim savcılığa artık. Müebbet mi olur, ağırlaştırılmış müebbet mi? Ne çıkarsa bahtına. İş içinde. Tamam birader. İlhan'ın Serap Taner'le ilişkisi vardı. Kim, şu dizi oyuncusu mu? Fotoğraflarımızı çekmiş bir paparazinin biri. Serap Hanım da siz de öylesiniz. Evet. Eğer basına sızsaydı... mahvolurduk. Bana o fotoğrafları yok et. Sana her istediğini yaparım dedi. Ben de ikna ettim fotoğrafçıyı. Ne tatlı dilin varmış senin ya. Ama her ne hikmetse beni ikna edemedin. Para fotoğraflar içindi. Yarısını paparazziye verdim. Bana biraz pahalıya mal oldu. Ama başka çarem yoktu. Yemin ederim hepsi bu. Geri kalan her şey inanılmaz bir tesadüf. Sadece kazaydı. O kıza çarpmak istemedim. Çok korktuğum için kaçtım. Bunların hepsini avukat söyletmediyse ben de ne olayım yani. Baştan sona yazmışlar belli. Benim de hiç içime sinmedi. Başkomiserim, ha. Altan Tekin'i getirmişler. Sorgu odasına aldık. Tamam. Tamam, çıkabilirsin. Bu sefer ben konuşayım şununla. Zeynep mi? Evet. Dayanamadın söyledin değil mi kıza? Ne yapayım ya? Yani ne bileyim. Böyle kazık gibi duramadım yani. Ne diyor? Ha, bir şey yok. İyi, biz hallettik o durumu aramızda yani. Çözdük. Problem yok. İyi, tamam o zaman. Ben şu Hakan'la konuşmaya gidiyorum. Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Komiserim, açıkçası... ben kızı o halde görünce... boynunu tuttum. Nabzını falan yokladım. Herhalde o sıra gelmiştir elimden. Yoksa nasıl gelecek? Başkomiserim, DNA raporu. Ona aitmiş. Tamam Dersan. Doğrudur. Dokunduğum kızla elimden kalmıştır. Hep böyle terler misin? Heyecanlanınca. Ben o kadar terlesem kesin doktora görünürdüm. Sucuk gibi oldu resmen. Ama yine de tutamayız. Hem hikayesi de çok mantıklı. Biz de aynı şekilde düşünmüştük. Yine duvara çakıldık. Arama ekiplerinden de ses yok. Efendim? Emin misin? Tamam, tamam. Süpermiş oldu. Tamam, hadi eyvallah.
Tarık'ın kredi kartı hareketlerini incelemişler. Bilin bakalım ne bulmuşlar. Ne? Hani şu kızların o gece birlikte gittikleri bar vardı ya. Hı. O gece Tarık da oradaymış. Önder'le İlhan'ı da araştırmaya devam etsinler. Bakalım daha ne yalanlar çıkacak. Herkes terler. Üstelik terlemek de gerekir. Çünkü bedenimiz kendini bu şekilde soğutur. İnsan denen her canlının kendi kokusu vardır. Tıpkı parmak izi ya da DNA gibi. Üstelik tek yumurta ikizlerinde dahi farklıdır. Ve kadınlar erkeklerden daha iyi koku alır. Ter kokusu hem kadın hem de erkeğin eş seçiminde önem taşısa da kadınlar kokudan yüz ve vücut simetrisine sahip erkekleri ve stresli olanı olmayandan ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sevgili kadın seyircim, itilmiş, kakılmış, satılmış, kovulmuş, öldürülmüş hemcinslerimiz için mücadeleyi bütün gücünüze sürdürün ve burun deliklerinizi açık tutun. Tabiat bizden yana. Kusura bakmayın, geciktim. Serim ve Edil'i en son ne zaman gördünüz? Liseden beri görmüyorum. Kredi kartınız öyle söylemiyor mu? Kredi kartı hareketlerini incelemek için kimden izin aldınız? Öğrenebilir miyim? Kayboldukları gece aynı bardaymışsınız. Komiserim, size bir şey sordum. Tarık Bey, cevap verin. Hiçbir şeye cevap vermek zorunda değil. Bak, eğer bir daha sesini duyarsam sorguyu dışarıdan izlersin. Üzgünüm ama bunu yapamazsınız. Savcılık izni eline geçmedi herhalde. Savcılıktan izin mi aldınız? Sorularıma cevap vermek zorundasınız. Anladınız değil mi? İdil ve Serim'i en son ne zaman gördünüz? Caddedeki barda gördüm. Neden yalan söyledin o zaman? Ha? Neden yalan söyledin? Çünkü mühimin bunun bir cinayet soruşturması olduğunu ve susmamı söyledi. Neden? Çünkü o gece barda olduğunu söylerse müvekkilimi suçlayacaktınız. Bir şey fark ettin peki? Ben kimseyi öldürmedim. Ama kaçırdın. Asla Serim'e zarar verecek bir şey yapmam. Sadece o gece barda karşılaştık. Hop ya. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Abla ne yapıyorsun ya? Yürü, gidiyoruz. Nereye? Gidiyoruz, eve gidiyoruz. Kardeşiyle gelince kıskandı herhalde. Daha sonra apar topar çıktılar. Sen de peşlerinden çıktın. Hayır, ben kaldım. Takıldım biraz. Daha sonra çıktım. Bunları da avukatın öğretti herhalde ha? Hayır, ona kalsa hiç anlattırmayacaktı. Babam duysa delirecek. Bardan kaçta çıktılar? Bilmem, bir iki gibi falan. Ölmeden önce senin adını vermiş. Tarık, cevap vermek zorunda değilsin. Müvekkilim o gece olan her şeyi anlattı. Ben bundan pek emin değilim. Maalesef sizin kanaatiniz yeterli değil. Delil göstermelisiniz. Komiserim, buraya gelseniz iyi olur.
Biraz ileride birkaç ev var komiserim. Köpekler o yöne gitmek istiyor. Tam nerede evler? Şurada tepenin arkasında kalıyor. Tamam. Yavaş ve temkinli olalım, tamam mı? Bana bir dürbün ayarlasana sen. Ben de başkomisere haber vereyim. Başüstüne komiserim. Ya orada değilse? Köpeklerin yanılma şansı yok komiserim. Eğer o ev Tarık'ınsa ve biz içeride bir şey bulamazsak o zaman yandık demek. Sanırım İdil için bu riski göze almak zorundayız. Baskın mı? Başka çaremiz var mı? Bütün deliller bu evi gösteriyor. Ambulansa takviye ekip de hazır. Tamam. Doktora söyleyin, hazır olsun. Başüstüne. Hadi bakalım, başlıyoruz. Ambulans kapıya gelsin hemen, çabuk! Aşağılık herif. Şimdi yolda giderken bir şey olurdu. Ne bileyim, attı kendini arabadan. Uçurma yuvarlandı. Kafasını vurdu bir yere, öldü falan. Şey yapma yani, tamam mı? Ben gerekirse şahitlik ederim. Selim. Şaka ya, şaka şaka. Vallahi bir şey yok. Şaka şaka. Şaka. Başkomiser haber ver, görmesi gereken bir şeyler var. Emredersiniz.
Kimdi lan o kızlar? Hangi kızlar? Duvarda fotoğrafı olan kızlar. Çoğunu hatırlamıyorum. Ama istersen benim için özel olanları anlatmaya başlayabilirim. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm seni bak. Üstelik ne o kamera umurumda olur ne de alacağım ceza. Tamam mı? Görmeyi hak ettim değil mi? Gerçekten ölmeyi hak ettim. Ama onlar da hak etmişlerdi. Hayatı zindan ettiler bana. Salamak ya. Gerizekalı. Neredeymiş annesi gelip kurtarsa ya seni. Anlamak altına yaptı. Sidikli Alkan, Sidikli Alkan, Sidikli Alkan. Durmadan benimle alay ederlerdi. Sonra eve gittiğimde bir de babamdan dayak yerdim. Sen de için erkeksin diye döverdi beni. Hep onların yüzünden. Biz babamızdan dayak yemedik mi lan? He? Biz gittik senin gibi seri katil mi olduk? Mongol! Neler çektiğimi bilemezsin. Ulan gerizekalı, çocukmuşsunuz lan. Sen de çocukmuşsun, onlar da çocuk. Ne varmış iki alay ettilerse? Ben çocuktum. Ama onlar canavardılar. Her gece rüyalarıma giriyorlardı. Komiserim, kadere inanır mısınız? Ben inanırım. Kader onlardan intikam almamı istedi. İlk kurbanlarım. Değil mi? Dün gibi hatırlıyorum. 5 yıl önceydi. Sokakta öylece yürüyordum. Sonra iki kız geçti önümden. Peşlerine takıldım. Tanıdık geldiler. Sonra anladım onlar olduğunu. Kader intikam almamı istedi. Onları da mı kaçırdın? Çok kolay oldu. Arkalarından gittim. Usulca yanaştım. Sonra eterle bayılttım. Gözlerinde bodrum taştılar. Ne haber şekerim? Hatırladın mı beni? Sen? Hatırlayamadım. Bekle, sıra sana da gelecek. Hatırlayamadın değil mi? Ha? Alkan şekerim, şu mahalledeki küçük oğlan. Hatırladın mı? Ha? Sıra sana da gelecek. Oyun oynadık. Hem de sabaha kadar. Ama sonra kaza oldu. Ne kazası lan? Ne kazası? Öldürmedin mi kızları? Onları önce boğup sonra ayıltmak çok hoşuma gidiyordu. Sonra ayarı kaçırmışım biraz. Biri öldü. Ama bilirsin, iki kişiyle oynanan oyunlar çok sınırlı oluyor. Sonra canım sıkıldı. Öbürünü de öldürdün. Cesetleri ne yaptın? Gömdüm. Nereye lan? Hatırlamıyorum. Hatırlarsın. Ben de seviyorum oyun oynamayı. Sabaha kadar vaktimiz var. Barda mı tanıştınız Alkan'la? Bedil bak biliyorum çok zor. Ama her şeyi anlatmalısın. Çok önemli. Seni bulduğumuz yerde bir sürü kızın fotoğrafları vardı. Ne yaptığını bulmamız gerek. Tarık yüzünden kavga ettik ablamla. Çıktık eve gidiyorduk. Kadere bakın ki ben de fotoğraf çekmeye gitmiştim o gün. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Çocuk değilim ben. Bak o adamı tanımıyorsun. O adam önüne gelen herkese asılır tamam mı? Aklını başına al. Bana diyene bak ya delirdin resmen. Aa, ne delirmesi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Kıskanıyorsun sen beni yani. Ne kıskanmasından bahsediyorsun sen? O iki kız kardeş gibi.
kavga ediyorlardı. Ben senin ablansam benim her dediğimi yapacaksın. Bana ne ya? Ne demek bana ne? Terbiyesizleşme. Üf, git başımdan. Tam eve girecekken arkamızdan birdenbire birisi bize saldırdı. Ne olduğunu bile anlamadık. Bu gece bu konu kapanmıştır, tamam mı? Yeni oyunlarım vardı artık. Mesela bodrumu kapkaranlık yapmıştım. Göz gözü görmüyordu. Onların öyle yerde sürünüp birbirlerini bulmaya çalışmaları çok komik görünüyordu. Boğup öldürecek bizi zannettim önce. Ama defalarca aynı şeyi yaptı. Bayıldığımızda ayıltıp tekrar tekrar boğuyordu. Ablan nasıl kaçtı? Yerde bir cam parçası bulmuş. İpleri kesti. Seni niye bıraktın? Gidebilecek durumda değildim. Edip. Abla. Gidelim. Uzat ayaklarını da iplerini keseyim hadi. Yürüyemem. Bacaklarım tutmuyor. Sen git. Hayır. Sensiz gitmem. Kalırsan ikimiz de ölürüz. Hayır. Seni bırakmam İdil. Abla. Lütfen git. Yardım çağır. Tamam. Tamam. Hemen gidip geleceğim. Tamam mı? Tamam. Kapıyı nasıl açtın? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Nasıl yaptığımı hiç bilmiyorum ama aslında iplerinden kurtulacakları aklıma bile gelmezdi. Ama güneş yüzü görmemeleri gerekiyordu. Neden? Oyunun kuralı bu. Ama çok cesur kızdı gerçekten. Kardeşini korumaya çalışması, onun için çırpınması. Diğerlerinin hepsi kendi derdine düşerdi. Onu gerçekten takdir ediyorum. Canım ablam. Ya diğer kızlar? Hangi kız? Duvarda fotoğrafı olan kızlar lan. Onlar nerede? Gömdüm. Nereye gömdün lan? Nereye? İsimleri ne? Bilmem. İsimlerini sormazlar. Nereye gömdün lan? Konuşsana! Lan konuş bana bak. Elimde kalacaksın. Konuş, öldüreceğim seni. Konuş. Demek böyle bir ismiş. Böyle bir ismiş ya. Nasıl? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi lan? He? Hoşuna gitti mi? Beğendin mi? Komiserim, sakin olun. Önder Karaman, adam öldürmeye teşebbüs suçundan 3 ila 5 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkan Tekin, adam öldürmeye teşebbüs suçundan 5 ila 8 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Cezai ehliyetinin olup olmadığının anlaşılması için adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Onlarca kız. Kim olduklarını bile bilmiyoruz. Ve eğer konuşmazsa hiçbir şey de öğrenemeyeceğiz. Gerçekten çok üzücü.
Belki kayıp başvurularından bir kısmını bulabiliriz. Zeynep mi? Evet. Ne diyor? Hiç öyle selam söylüyor. Bir şey yok. Anlatmayacak mısın? Ya böyle işte bitti gitti yani. Öyle yanlış anlaşılma, bir şey yok. Nasıl bir yanlış anlamaymış? Of aman başkomiserim, gelmeyin üstüme ya vallahi. E sen de adam gibi anlat o zaman. Tamam, ev arkadaşı kızmış. Tamam mı? Oldu mu? Bitti mi? Makalele kız mıymış? Ya Makalele kızın soyadıymış. Aman, aman ne güzel. Ha tabii ya, senin kafayı taktığın futbolcunun soyadı da Makalele'ydi. Ya of, tamam gülmeyin başkomiserim ya. Tamam ne bileyim, ben de öyle birden Makalele deyince yani ben cinlerim tepeme fırladı. Nereden bileyim? Zeynep ne diyor, kızmış mı? Yok. O da sizin gibi dalga geçiyor aynen. Yani oradan bile takacak bir şey buldun ya, helal olsun diyor. Bak Zeynep çok iyi bir kız. Onun gibi iyi bir kız bulamazsın ha. Elinden kaçırma. İyi tamam. Ya helal olsun size de ya hakikaten ya. Hadi gidip bir şeyler yiyelim hadi. Çocuğum olursa Makalele koyacağım adını vallahi. Yarım asırdır durup durup gündeme gelen ve hala faili meçhul Elizabeth Short cinayeti için 500'den fazla kişi ben yaptım demişti. Baskı, tehdit, işkence, zeka durumu, akıl sağlığı gibi nedenlerden ötürü kişiler isteyerek ya da istemeyerek işlemedikleri suçlara üstlenirler. DNA analizleri sayesinde suçsuz olduğu kanıtlanan her 4 Amerikalı mahkumdan birinin işlemediği cinayeti üstlenmiş olması her sorguyu banda kaydederek belgelemek gerektiğini gösteriyor. Öte yandan son cinayetinde yakalanan bir katilin evvelce başkalarını da öldürmüş olması mümkün. Gary Ridgway ya da bilinen adıyla Yeşil Nehir seri katili küçükken altını ıslattığı için annesinden çok dayak yemiş, çok alay edilmişti. 1982 ile 2001 arasında 48 genç kadını boğarak öldürmekle suçlandı. Ama Gary bu sayıyı yeterli görmeyip hayır, ben aslında 72 kadını boğdum dedi. İşte bu yüzden Alkan Tekin'in daha önceki cinayetlerini soruşturmak biraz vakit alacak. İki genç kadının dramını izlediğiniz bu bölümde sonuca yine kanıtlarla gidildi. Soruşturma boyunca adli tıbbın yanı sıra entomolojiden genetiğe farklı bilim dallarından yararlanıldığını gördünüz. Dünyanın en ileri polis teşkilatlarında bile bu dalların uzmanları aynı çatı altında çalışmaz. Önemli olan ustaları bir araya getirmektir. Ama daha önemlisi neyin kanıt olabileceğini fark etmektir. Tıpkı serimin saçları arasındaki sinek larvaları ya da elindeki kan sürüntüsü gibi. Unutmayın, kusursuz cinayet yok.